sevdiğim bir tadım yapacağım şu anda. Kereviç Mersin'in, ya benim bildiğim ya bazı yörelerde de var ama Mersin'in çok meşhur bir tatlısı. Şaşırdım. Nursel buna çok şaşırdı. Çok lezzetli olmuş. Bir tık kalın olmuş ama hani ev yapımı olduğunu düşünürsek şahane olmuş. Yani bayağı ağızda dağılan mükemmel bir tatlı olmuş. Çok fazla krem şantisini değerlendirmeyeceğim. Çünkü bu böyle profesyonel makineler isteyen bir ne diyeyim kaymak. Onu burada yapmaları mümkün değil. Yani elle yapmaları mümkün değil. Ama çok yakışmış, çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Şaşırdım vallahi. Bu kadarını beklemiyordum. Bakalım diğerleri nasıl? Bunu bizim kızlar yapmış olamaz. Mersin'den usta mı getirdiniz, ne yaptınız? Birden daha iyi. Bir tık fazla pişmiş diyecektim. Karar vermek için diğerlerini bekledim. Bayağı iyi. Batuhan aradı gözlerim. Yaptı, yardım etti. Tebrik ediyorum. Çok şaşırdım. Boyutları biraz farklı olmuş. Muhtemelen bir boy vermiştir onlara ama belki kabardı falan mı? Bu bayağı iri ve çatlamış. Böyle normalde çatlamaması lazım. Tadına... Oo, bu dağılıyor. Yani güzel bir kurabiye, tereyağlı kurabiye tadı var. Ama çok fazla içlenmemiş ve çok dağılıyor. Yani darma duman oldu bir böyle çatal vurmamla. Bundan o kadar etkilenmedim. Bunu ilk yeseydim umduğumu bulmuş olacaktım. Diğer ilk baştaki ikisi mükemmeldi. En olmayan tabak bu olmuş. Şöyle olmamış. Yani yine tereyağlı kurabiye tadı var. Aşırı şekil olarak büyümüş ya, yayılmış nedense. Çok kalın. Lezzeti hiç alakası yok 1 ve 2 ile. Böyle tereyağlı bir kurabiye gibi olmuş ve darma duman oluyor. Şimdi geldik puanlara. Açar açmaz beni böyle kalbimden vurdu. Çok güzel olmuş. Bir tık fazla pişmiş. 1 puan kırıyorum çünkü daha güzeli var. 4 verdim. Bu tabak biraz boyutları farklı olmuş. Dostunu düşmanını iyi bilmiyor demek ki. İyi ayarlayamamış bezelerini. Ama çok çok lezzetli. Kerebiç yememiş olabilirsiniz. Nasıl tarif ederim bilmiyorum. Yani anca gidip yemeniz gerekiyor. Gerçekten kerebiç olmuş. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Ve kim çıkacak onu daha da merak ediyorum. Bu tatlımız yani çok lezzetliydi. Sorunları var ama o kadar böyle birlik bir tabak değil. 3 verelim. Son tabağımız en olmayan tabak. 1 vermek zorunda olmasam 2 verirdim. Ona da 1 veriyorum. Şimdi haftanın ilk günü nasıl başlarsak öyle gidiyor. 3 puan aldı bu tabak. Bakalım 3 puanı benden kim aldı? Üç puanın sahibi gelin. Damla. Yani iyi bile yapmış Damla'yı, tebrik ediyorum. Şimdi kime 4 puan vermişiz? 5 alıyordu son anda hayatımıza bu girince. 4 buna kaldı. 4 puan alan gelin. Pazartesi pazartesi bakalım kim çıkacak? Bakalım 4 puan kimin çıkacak? Sena Nur. Böyle bir tersten okuyamadım bir anda. Sena Nur aramıza bugün katıldı ve güzel bir başlangıç yaptı. Şimdi 5'i kime vermişiz? Hemen öğrenelim. Haftanın ilk gününde en yüksek puanı bakalım hangi gelin aldı? Beş puanı acaba Bahar'a mı verdim, Miyase'ye mi? Hemen öğreniyoruz. Açtım, kendi kendime heyecan yarattım şu anda. Bahar! Vay vay vay.
bilezik rekorları kıran miyasecim bir almış. Ben çok tebrik ediyorum hepsini. Çok zor bir tatlıyı bence bayağı başarılı yapmışlar. Şimdi sıra kayınvalidelerde.